Merhaba arkadaşlar. Buhar elektronik definecileri bilgilendirme videolarımızdan birine daha hoş geldiniz. Yine Buhar elektronik biliyorsunuz YouTube'da bir kanalı var. O kanalda defineci arkadaşlarımızın sorduğu bir sorunun cevabıyla başlayacağız. Sensörlü cihazlarla ilgili bir soru sormuş arkadaşımız. Sensörlü cihazlar. Namı değer yeraltı görüntüleme sistemleri. Tabii biz defineci olarak metal arama cihazları imal eden bir firma olarak bu terimi kullanıyoruz. Aslında sensörler hayatımızın şu anda her aşamasında kullandığımız yeni bir teknoloji, sensör teknolojisi. Aklınıza gelen her yerde, aklınıza gelen her işte artık sensör kullanılıyor biliyorsunuz. Bir algılama sistemi bu. Bakın şimdi elimde size küçük bir sensör var, onu göstereyim. Görüyor musunuz? Bir bobin oluşturulmuş. Bakın burada bir bobin oluşturulmuş. Karbonun üzerine sarılmış bir bobin var. Bir manyetik alan oluşturuyor size. Bu küçücük bir sensör. Şimdi bu sensöre iyi bakın. Şu anda piyasada görüntüleme sistemi diye satılan, yeraltı görüntüleme sistemi diye satılan farklı firmalara ait görüntüleme sistemlerinin içinde, bobinlerinde, işte antenlerinde, ne derseniz deyin, bu ve buna benzer sensörler kullanılıyor arkadaşlar. Defineci kardeşlerim merak ediyorsa, la benim görüntüleme sistemimin içinde sensör varmış, sensör nasıl bir şeymiş diye merak ediyorsanız, bakın şimdi size gösteriyorum. Bakın sensör böyle bir şey. Gördünüz mü? Bu Alman Staffenmayer firmasına ait bir sensör. Bunun çok daha büyükleri de var. Bakın arkamda zaten açtım size. Göstereyim. Birçok sensör türü var arkadaşlar. Bir arabanın içinde her türlü sistemi kontrol edebilen sensörler var. Arabanın ısınması, tekerleğin dönüşü, işte park sensörü. Her türlü sensör teknolojisi şu anda her yerde kullanılıyor. Bizim yeraltı görüntüleme sistemlerinde kullandığımız sensör teknolojisinde de kullanılan yöntem şu aslında. Yeryüzünün bir manyetik alanı var arkadaşlar. Dünyanın merkezinden, biliyorsunuz dünyanın merkezi çekirdek dediğimiz bir demir kütle. Bu bir dönüş yapıyor. Dünyanın bu demir çekirdeğin etrafında da bir kabuk dediğimiz sert, el aşağı yukarı bayağı kalın, 900 kilometrelik muhtemelen bir sert kabuk var. İkisi farklı yönlerde dönüyor. Biri sağa, biri sola. Bir ters döngü oluşturuyor. Biz buna motor etkisi diyoruz. Ve burada bir manyetik alan oluşuyor. Şu anda bizim yaptığımız motorlardaki çalışma sistemi de böyle zaten. Bu manyetik alan dünyanın dış kabuğuna doğru, yukarıya doğru geliyor. Bütün katmanlardan geçerek dünyanın dış kabuğuna doğru bu manyetik alan geliyor. Hemen şurada isterseniz size onu da göstereyim. Biz buna Van Allen kuşakları diyoruz. Van Allen kuşakları. Peki bunu biz nerede kullanıyoruz? Daha doğrusu yeraltı görüntüleme sisteminde bu manyetik alan bizim ne kadar işimize yarıyor? Bakın görüyor musunuz? Farklı farklı çizimler var burada. Hemen şunu büyüteyim size. Şu gördüğünüz sensör dünyanın merkezinden yukarıya doğru gelen manyetik alan çizgisini, manyetik alan frekansını aslında tespit ediyor arkadaşlar. Bu manyetik alan farklı cisimlerin içinden geçmeye çalışıyor veya etrafını dolaşıyor. Ve siz diyelim 20 sene önce, 1 sene önce, 30 sene önce, 100 sene önce
buraya bir kazı yaptınız. Bir mezar kazdınız. Mezar şeklinde, oda şeklinde bir kazı gerçekleştirdiniz. Oraya bir şey gömdünüz, sakladınız. İster etrafını duvarla ördünüz, odacık haline getirdiniz. İsterseniz etrafını taşla kapladınız, üstünü kapattınız. Veya direkt kazdığınız yere tekrar toprağı doldurup bir şeyleri saklayıp gömdünüz. Üzerinden 1 ay, 3 ay, 5 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 100 yıl, 1000 yıl geçti. Bugün aynı yerde bu tür sensörlerle yapılmış bir yeraltı görüntüleme sistemiyle dolaştığınızda, orada bir ölçüm yaptığınızda, orada oluşturulmuş olan o bozulumu, bakın o bozulumu, bozulum diyorum çünkü hiç ellenmemiş, hiç bozulmamış bir yapı var orada. Ve siz bunun tam ortasını bozdunuz, kazdınız, orada farklı bir işlem yaptınız. Yani oranın manyetik kırılmasını değiştirdiniz, manyetik şeklini değiştirdiniz. Dünyanın merkezinden yukarıya manyetik alan sürekli geliyor. Sürekli geliyor. Ve sürekli bir ışıma var yukarıya doğru. Siz bu sensörle üzerinde dolaştığınız an sizin sensörleriniz buradaki bozulumu fark ediyor. Diyelim ki hiç ellenmemiş yapıdan sensör çizgileri dik çıkarken bozulmuş, dağıtılmış, kazılmış yerde biraz daha kırılarak farklı şekillerle manyetik alan yukarıya doğru geliyor. Ve sensörünüz bunu fark ediyor arkadaşlar. Ve biz orada kare şeklinde, üçgen şeklinde, farklı ebatlarda, farklı şekillerde bozulumu fark ediyoruz. Cihazımızın yazılımında bunu görebiliyoruz. 2 veya 3 boyutlu bir şekilde. Sensörler, sensörlü cihazlar kısaca aslında böyle çalışıyor. Peki sıkıntı nerede? Tüm manyetik alan sensörleri manyetik alan vektörlerini görebilir mi? Evet, görebilir. Sıkıntı şurada arkadaşlar. Sensör işini güzel yapıyordur. Manyetik alan vektörlerini, kırılmaları fevkalade görebiliyordur. Ama siz yazılımsal olarak gelen veriyi, gelen dijital veriyi eğer düzgün işleyemezseniz, güzel bir yazılıma sahip değilseniz, yani arayüzünüz düzgün değilse, o manyetik alan vektörlerinin sayısal değerlerini grafiğe çeviremezsiniz. Grafiğe çevirirken bugün piyasada mevcut bazı cihazlar var ya, o cihazların ekrandaki salak saçma yazılımlarına döner bu iş. Görüntüleme sistemlerinde tabi yazdığınız zaman ne geliyor? Hastanelerde kullanılan görüntüleme sistemleri geliyor. Ben buna yeraltı diyeyim. O zaman bizim kullandıklarımız gelecek. Evet, burada sıkıntı işte bu arayüzler arkadaşlar. Bakın burada bir cihazın bir arayüzü var. O cihazla yapılmış çekimler var. Bu ekranda gördüğünüz ne biliyor musunuz? Sayısal bir veri var. Sensörler tarafından işlenen dijital bir veri var. Bu dijital veri bilgisayarın başındaki şahsın anlayabileceği hale dönüştürülmek zorunda. Yani sağlam zemin, çok sert zemin, yumuşak zemin, yani kazılmış, bozulmuş zemin, sert metal olabilecek zemin. Bu veriler aslında sensörün algıladığı dijital veriler, yani sayısal veriler. Yazılımcı eğer bunu düzgün işleyemezse, yani düzgün bir yazılım yapamazsa, karma karışık size ekranda bir arayüz olarak getirecek bunu. Ve siz o ekrana baktığınız zaman gördüğünüz şeyleri düzgün yorumlayamayacaksınız demektir. Hatları karıştıracaksınız yani kısaca. Evet, burada da mesela yine kırmızı, turuncu, mavi, yeşil bir sürü görüntü var gördüğünüz gibi. Acaba bunlar nereden geliyor? Neyin görüntüsü? Bazı programlar var. Bu tür sayısal verileri işleyen programlar var. İşte Server 9 gibi. Visualizer mı Ahmet? Visualizer mı? Öyle isimlerle anılan bazı programlar var. Adam
Sensörlü bir cihaz yapmış bir firma diyelim veya birkaç firma var bu Türkiye'de şu anda. Kendi yazılımı yok. Şundan gelen veriyi işleyebilecek, sayısal veriyi, dijital veriyi işleyecek bir yazılımı yok. Tutmuş piyasada mevcut iş yapan bazı yazılımlar var. Onları veriyorlar size. Onların da kırıklarını veriyorlar. Zaten paralarını veremezler. Çok pahalılar. Siz tutup kendi yaptığınız çekimin oraya atıyorsunuz. Orada karşınıza bir sürü alengirli şekiller, renkler dökülmeye başlıyor. Ve siz acaba burada metal mi vardı, işte boşluk mu vardı diye işin içinden çıkılmaz bir hale geliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Yeraltı görüntüleme sistemleri karmaşık sistemler aslında. Tamamen sensörlerle yapılıyor. Bakın şu anda piyasada satılan yeraltı görüntüleme sistemlerinin hemen hemen içinde tek bir tane sensör var. Aslında bunlar birden fazla olmak zorunda. Tutmuş bir tane firma bunları şöyle arka arkaya koymuş. Buna gradiyometre diyor. Evet, isim olarak gradiyometre diyebilirsiniz belki. Ama gerçek anlamda gradiyometre değil bunlar. Tabii bu sistemleri daha önceki videolarımızda biraz daha teferruatlıca anlatmıştım. Bana sadece sensörler sorulmuş. Ben şimdi size sadece sensörleri anlatmaya çalışıyorum. Sensörle yapılan cihazlar, yeraltı görüntüleme sistemleri. Evet arkadaşlar, işte sensörlü cihazların içindeki sensör bu. Sistem tamamen bunun üzerine dayalı. Mikro Tesla cinsinden oluşturulan frekanslar da var bununla. Yani siz frekans da basabiliyorsunuz bununla. Tabii biz yeraltı görüntülemede çok onu kullanmak istemiyoruz. Çünkü gelen veriyi okumak bizim için daha güzel. Oluşturduğunuz bir frekansı çok fazla toprak altına iletemiyorsunuz. Sensörlü cihazla bile yapmış olsanız bunu. Radarları karıştırmayın. Bakın radarlar biraz daha farklı yapılar. Görüyor musunuz? Yine onlarda da sensör var ama farklı frekanslar oluşturuluyor bunlarda. Düşük ve yüksek frekanslar. Bizim definede çok fazla kullanmadığımız cihazlar bunlar. Çünkü görüntüleri çok farklı. Bakın şu gördüğünüz ekrandaki görüntüler radar görüntüleri. Burada boşluk mu var, metal mi var, ne olduğu tam belli değil. Yorumlamakta çok zorlanırsınız. Zaten ıslak zeminde radarı çok fazla kullanamıyorsunuz. Orman içinde kullanamıyorsunuz. Ağaç köklerine sürekli frekans verip duruyorlar. Yani sürekli sinyal veriyorlar. Sürekli boşluk hissi veriyorlar aslında size. Mümkün olduğunca sert zeminlerde radarları kullanmaya çalışın. Bakın şu anda piyasada birçok firma görüntüleme sistemi satıyor. Önüne gelen görüntülü cihaz yapmış. O kadar çok var ki arkadaşlar. Hatta adam böyle elini almış. Bizim Pendik'teki arkadaş tutuyor buradan. 2 kilometre ötede denizin altında şu var bu var falan diye satıyorlar. Hatta bunun şöyle kola takılanlı var. Görüyorsunuz. Bunlar hala OKM'nin yazılımını kullanıyorlar. Maalesef arkadaşlar. Yani yazılımı kopyalayamamışlar. Cihazı kopyalamışlar da yazılımı bir türlü kopyalayamamışlar. Arkamda gördüğünüz gibi bir sürü firma var. Hepsi kafasına göre cihaz yapmış. Hepsi kafasına göre bu cihazları piyasada satıyor. Bunlarla ilgili zaten arazi videolarımız olacak yakında size. Bu sensörlü cihazların atraksiyonlarını göstereceğim arkadaşlar. Nasıl kullanılmaları gerektiğini, yalanlarını, doğrularını tek tek anlatacağız inşallah. Evet arkadaşlar, size sensörlerle ilgili, sensörlü cihazlarla ilgili şeyler söylemeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.